kaldırdı. Bu çıkmalar kalktıktan sonra önce çıkmaları gösterir misin? Bu binanın altında 1.80 çıkma var eğer görebiliyorsanız. Veyahut da şuradan daha rahat gözüküyor. 1.80 çıkma var. Çıkma olan bina ve çıkma olmayan bina. Bu binaların altındaki çıkmaları 11 sene önce kaldırarak binaları, yeni yapılan binaları daha emniyetli şekli aldık. Daha doğrusu binaların mukavemetini arttırdık. Türkiye'nin tamamında bizim 11 sene önce yapmış olduğumuz bina çıkmalarının ortadan kaldırılarak bütün deprem bölgesinde yaşadığımıza göre binalara az veya çok zarar veren bu çıkma meselesine, bu işte kendimizi zorlamaktır, imarı zorlamaktır. Bu şekle, tam bu şekli almamız lazım. Bu da Büyükçekmece'de 11 yıldan beri uygulanmakta olan bir sistemdir. Asla çıkması olan binaya ruhsat vermiyoruz. Efendim bu çıkmanın önemini İzmir depreminde de çok sık telaffuz edildi efendim. İzmir depremi gösterdi ki binaların altta zemin kattan sonraki çıkmaları binanın depremde statiğini yıkımına, yıkılmasına biraz daha sebebiyet veriyor. Yani rezonans harekete başladığı zaman o yüklerin basması bütünüyle aşağıya doğru olan bir kütlenin üzerine basması başka. Zemin katta üst katta genişlemiş, zemin katta daralmış bir sistemle binanın ayakta durması daha zor oluyor. Yani aşağısı dar, yukarısı geniş. Düşünün, yükler sağa sola depremin hareketine göre yük basmaya başladığı zaman o şeyler, çıkmalar binaların yıkımında aleyhine oluyor. Binaların daha çabuk yıkılmasına sebebiyet veriyor. Türkiye'de bu sistemin oluşturulması şart. Benim burada esas İstanbul'la ilgili söyleyeceğim şey şudur. Ben İstanbul'un değil, Türkiye'nin en uzun belediye başkanıyım. İstanbul'da 46-45 yılımı doldurdum. 1999 depreminde yine burada iş başındaydım. Kendi imkanlarımızla planlarımızı gözden geçirdik. Ankara Afet Daire Başkanlığı ile beraber çalıştık. Planlarımızı değiştirdik. Yatay yapılaşmayı aynen devam ettik. Ancak hala yeni bağlanan bölgelerden Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba gibi yani sahil kesimlerindeki planlarımızı biraz önce ifade ettiğim gibi Büyükşehir meclisinden geçiremedik. Biz yüksek kat istemiyoruz. Biz gökdelen istemiyoruz. Bizim kat yüksekliğimiz 4. Bilemedim 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yatay yapılaşmayı sürdüren bir belediye olarak Büyükşehir Belediye Meclisi'ni göreve davet ediyorum. Büyükşehir Belediye Meclisi büyük bir mebal altındadır. Büyük bir sorumluluk altındadır. İstanbul halkı bize İstanbul'u depreme hazırlayın, İstanbul'un trafik sorununu çözün, ulaşımını çözün diye oy vermiştir. Ama Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri eğer 600 saat konuşmuşsak şu ana kadar mecliste yaklaşık 1,5 yıldan fazla oldu. 600 saatin 595 saati kendi siyasi menfaatimiz için ve karşılıklı horoz dalaşı şeklinde geçmiştir. Büyükşehir Meclisi'nde İstanbul depremiyle ilgili, İstanbul etkileyecek depremle ilgili herhangi bir faaliyet bugüne kadar olmamıştır. Ancak plan çalışmaları, büro çalışmaları devam ediyor. Halbuki meclisin acil görevi, meclisin en önemli görevi İstanbul'u vuracak olan depremden önce alabildiğine hızlı davranarak plan sorunu olan yerde planları bitirmeli ve halkın önünü açmalıdır. Örnek Büyükçekmece, Kumburgaz sahillerinde vatandaşlarımız öldüğü zaman bunun direkt sorumlusu Büyükşehir Belediye Meclisi'dir. Bize bu yetkiler verilmiştir. Sadece horoz dövüşünden başka bir şey yapmayan Büyükşehir Meclisi'nin bu tutumundan vazgeçmesi ve Büyükşehir Meclisi olarak İstanbul halkının beklentilerine cevap vermesini bekliyoruz. Planları yapılmasını bekliyoruz. Depremle ilgili alınması gereken tedbirlerin alınmasını bekliyoruz. Toplanma yerleri dahil ne kadar önem arz ettiğini gördünüz. Denizin sıfırında toplanma yeri olur mu? Toplanma yerinin nerede olacağı bilinir. Yani büyük şehirde İstanbul'da meclisin yapacağı görevle birlikte bütün 39 belediye başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile beraber İstanbul'un depremle ilgili
İstanbul'da depremle ilgili alınması gereken ne varsa tedbirlerin behemal alınması gerekir. Aksi takdirde bu deprem vuku bulduğu takdirde benim 45 yıllık belediyecilik tecrübeme göre söylüyorum. İstanbul'da depremin tabi olduğu saat de çok önemli. 500 ile 1 milyon arasında insanı bir anda heba edeceğiz. Bir anda bu kadar büyük can kaybıyla karşı karşıya kalacağız. Bunun sorumluluğu da Büyükşehir Meclisi'ne ve yasalarla yapılması gereken, yasalar üzerinde yapılması gereken düzenlemeler neyse, biraz önce söyledim. Bina yıkılacak, 90 gün daha içerisinde otur diyorsunuz. Ya deprem olursa ne olacak? Yasal düzenlemeler dahil bunları hem Ankara Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız hem de Büyükşehir Belediye Meclislerimiz hem de ilçe belediye meclislerimiz vatandaşın canının malının kurtarılması için behemahal üzerine düşen görevi yapmalıdır.